Bakın çok net ifade ediyorum. Yani Netanyahu işte izin verdi. Mossad aslında her şeyden haberdardı. Mossad izin verdi ama olay sonra ipin ucu kaçtı. Değil. Çok net. Yine Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dile getireyim. Hamas Filistin topraklarının özgürlüğü mücadelesi veren Kuvayi Milliye'dir. 100 yıl aşkın süredir işgal altındaki topraklarının özgürlüğü mücadelesinin ateşini yaktı Hamas. Bunu kendi iradesiyle yaptı. İman dolu göğsüyle yaptı. İstiklal Marşımızdaki dizeyle ifade edeyim. Mısrayla iman dolu göğsüm gibi serhaddim var diyerek yaptı. Karşısında modern silahlar olsa dahi, karşısında bütün dünya olsa dahi biz Kurtuluş Savaşı sırasında silahımız mı vardı bizim? İman dolu göğsümüz vardı. Bununla başardık. Bizim atladığımız yer tam da burası. Karşımızda modern silahlar var, bizim neyimiz var? Allah'ımız var ya. Bu cümleyi birileri ya evet Allah'ımız var. Niye bu işte İstiklal Marşımıza okumuyoruz mu? Her hafta pazartesi günü okullar açılırken, cuma günü okullar kapanırken bu dizeleri çocuklarımız okumuyorlar mı? Okunuyor tabii ama Kurtuluş Savaşı için belki de şöyle bir parantez de açmamız lazım. Kesinlikle inanç, savaşa inanmak, kazanmak, millet birliği, beraberliği ama bunun yanında da doğru askeri ve siyasi adımlar elbette. Da... Elbette. Ya o kurmay aklı çok önemli. Kesinlikle. Ya kurmay aklını bir kenara bırakamayız. O işte o kurmay aklı harekete geçiren o iman. Biz buna ıskalıyoruz. Şimdi Yahudi iradesi bu anlamda kırıldı. Bir de çok önemli, dünyada vicdan sahibi, fıtratına uygun davranan insanları harekete geçirdi. Sonuçta her insanın bir fıtratı var, yaratılışı var. Fıtratına uygun davranan insanlar sorgulamaya başladılar. 7 Ekim'e kadar insanlarda şu vardı. Yahudi mazlum. Yahudi sürekli zulme uğramış, soykırıma uğramış. Ama 7 Ekim'le birlikte Yahudinin kendi elleriyle gördük ki o fıtratına uygun yaşayan insanlar ya aslında mezalime uğratan Yahudiymiş. Biz farklı bir algıyla bugüne kadar idare edilmişiz, yönetilmişiz. Özür dilerim hocam, sözüm ya. Bu yapılanların neticesinde insanlığın sorguladığı şey şu olmaya başladı bakın. Acı olan şey bakın. Bunu tasvip etmemekle birlikte söylüyorum. Holokost yapan Hitler'in acaba haklı olabileceği bunu dile getirenler oldu yani. Hatta şunu yani yüksek perdenin köşe yazılarında okuduk. Hitler aslında yanlış yaptı, tamamını yaksaydı. Ya yani bu kabul edilebilir bir şey değil ama bunu dile getir. Niye? Eğer düşmanlık tam büyükler. Tabii tabii. Olay bu noktaya evrildi. Yani Yahudiler kendileriyle kendilerine işte bakın geçenlerde Vietnam'da video vardı. Vietnamlı bir esnaf dükkana gelen Yahudi aileyi, çoluktu yani o çocuklara insanlar üzülüyor. Çocuklu aileyi, Yahudi çocuklu aileyi sen katilsin, ya çocukların evet, var oldu. Diyor. Çık git diyor, sen katilsin diyor, kovuyor. Ardından bir Filistinli aile geliyor. Nerelisin? İşte Filistinliyim. Başımla beraber sana bedava diyor. İnsanlar bu noktaya geldiler. Vietnam'da oldu bu olay. Dünyanın birçok noktasında. Her yerde olan, şimdi biz onun için Yahudi her şeyi kontrol altında tutuyor. Artık tutamıyor. Yahudinin şu anda kontrol altında tutabildiği tek dünyada güç ne yazık ki düne kadar medyaydı, paraydı, bankalar vasıtasıyla bütün kamuoyları, halkları, dünya kamuoyunu avucu içerisinde tutabiliyordu, idare edebiliyordu gazeteleriyle vesaire falan. Ama şu anda sadece rejimleri ayakta şey yapabiliyor, idare edebiliyor. Ama rejimlerde de kıpırdamalar başladı. İşte Mısır'da görüyoruz. İşte Ürdün ya acaba demeye başladı. Bölge hareketleniyor. İşte Venezuela'yı kontrol edemiyor. Bangladeş'te Hasene vasıtasıyla halka dizayn etmeye çalışıyor. Ülkenin önemli liderlerini ipe götürdü. Ama halk yeter artık deyip sokaklara çıkmaya başladı. Ölme pahasına. Artık Yahudi iradesi kırıldı. Ve 3. Dünya Savaşı Büyük İsrail Krallığı'nın ilanı değil, İsrail'in sonu olacak Allah'ın izniyle. Bakın Samet Bey, bunun evet. Aslında bazı şey noktaları oldu, faydalı noktaları oldu bu zulmün. İnsan açısından birleşmelerine sebebiyet verdi. Ben geçenlerde mesela son zamanlarda bizim insanımızı kaynaştıran bir nokta olduğunu gördüm. Şimdi bizim birlikte tartıştığımız bazı Kürt kardeşlerim vardı. Bunlar mesela işte bazı noktalarda benimle ayrıştığım noktalar vardı. Bir Yörük Türk evladı olarak karşımızda böyle şey yaparken, durum değerlendirmesi yaparken çok enteresan şeylerle karşılaşıyorum. Adeta hep birlikte bir tek ağızdan ezberletilmiş gibi biz bu ülkenin kurucu unsuruyuz. Bize karşı yapılacak olan bir durum olursa hocam gene Kürtler ve Türkler bu ülkeyi, bu bayrağı yeniden dalgalandırır, yeniden göndere çeker. Bu bayrağın dalgalamasına aşağı indireceklerin gerekli cevabı verir diye bir
bütünleşme. Hocam Diyarbakır'daki günkü görüntüler muhteşemdi bakın hocam, yani. Şöyle bir şey var yani öyle enteresan ki bakın Hakkari, Van, Diyarbakır buralar toplumsal bir mühendislik yapılmaya başlamıştı Siyonist üst akıl tarafından. Zeki şimdi hocam müsaade ederseniz Diyarbakır'daki görüntü çok kıymetli. Diyarbakır'da milyonlar sokağa çıktı. Ne yazık ki bizim meclisimize yer alan o kafa tasçı bir PKK sempatizanı milletvekili, HDP milletvekili geçmişte. Hangi taraftan olursa olsun. Dedi ki bu görüntülere aldanmayın. Diyarbakır Kürttür. Kürtler Diyarbakır'da sokağa çıkmış bu görüntüleri aldırmayın. Diyarbakır asla Hamas olmayacak diye tweet attı. Okuyabilirim ya kimin yazdı. Niye? Çünkü bakın ona söyleyecektim işte. Bakın, yani hiç bilmiyorum ki biz bir toplumuz. Binlerce, yani, binlerce. Ay, bak, biz bir oldukça onları ayrıştırmak için çalışıyorlar. Bunun faydaları ne oldu? Benim halkımın, benim kardeşlerimin uyanışına da vesile oldu. Bir dakika dediler ya bize farklı bir durum söz konusu burada. Binlerce insan Diyarbakır'da yürürken şunu söyledi tamam mı? Filistin yalnız değildir kardeşim. Filistin'in biz yanındayız ve satılmış olan biraz önce diyor sadece Amerika'da satılmış olanlar yok ki işte Türkiye'nin içerisinde de satılmış olanlar var. Adamın bir açıklaması var akıllara ziyan veya bazı partilerin içerisindeki muhalefet partilerin içerisindeki bazı insanlar veya belediye başkanları öyle akıllara ziyan açıklamalar yapıyor ki aklınız duruyor. Yani diyorsunuz ki neden aklınız duruyor? Aslında onlara hizmetkar onlar zaten. Yani normal adam görevini yapıyor zaten bu konuyla ilgili. Bakın Samet Bey size şunu söyleyeyim. Dünya yeryüzünde bu uyanışa sebebiyet vermesi hasebiyle söylüyorum. Artık bu saatten sonra ne İsrail terör devletinin ne Amerika'nın dünyada güçlü olmadığı ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanında ister Müslüman olsun ister olmasın, ister senin ırkından olsun olmasın, hangi dil, din, ırk, renk olursa olsun insanların kardeşlik çerçevesinde, özgürlük ve bağımsızlık çerçevesinde, birlik ve beraberlik çerçevesinde bütünleşmesi çok önemli. Zulmün karşısında yer alması açısından da çok önemli. Yani siz ancak bunu hukukun bir çare kaldığı, kararlar verip de uygulanmadığı bir dünyada, yeryüzünde biz bunu görüyoruz. Elhamdülillah böyle de bir faydası var ve bu faydada da şunu görmüş olduk. Artık hem ülkemizde bir bütünlük var, hem dünyada insanlık adına bir bütünlük olması da takdire şayan bir gelişme olarak fıtrata dönüş var diyelim. Fıtrata dönüş olması açısından önemlidir.